Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Manav ben. Bugün merakla beklenen bir telefonun gerçekten fiyatıyla birçok insanın aklını çelen bir telefon. Oppo Reno 2 Z'nin hep beraber detaylı olarak arkadaşlar bugün kutusunu açacağız ve testlerine başlıyoruz. Yani bu telefon baktığınız zaman ciddi anlamda bir Reno Z'ye göre arkadaşlar ciddi anlamda bir güncellemeyle geliyor diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Oppo Reno Z yani daha önce incelemesini de yaptık bu telefonun. Mayıs ayında tanıtılmıştı. Hemen aradan birkaç ay geçtikten sonra, 3 ay falan geçtikten sonra arkadaşlar, hatta biliyorsunuz Hindistan'da bunun lansmanına katılmıştık. Oppo Reno 2 Z tanıtıldı. Reno 2 ile beraber Reno 2 Z ile karşımıza çıktı arkadaşlar. Bugün bu telefon Türkiye pazarında satışta ve biz de dediğim gibi detaylı incelemesini yapacağız. Dörtlü bir kamera kurulumu var artık telefonda. Bu dörtlü kamera kurulumunu nerede görmüştük? Oppo A9 gördüğünüz gibi arkadaşlar. 2020 modelinde bunu görmüştük. Bu kamera yönteminin biraz daha benzer bir çeşidi. Hatta belki de hemen aynısı diyebiliriz. Yine bu telefonda da kullanıldığını görüyoruz. Yani çok fazla detaya girmeyeceğim. Zaten incelemede bunların hepsini anlatacağız. 48 megapiksel bir kameramız var. 8 megapiksel geniş açı sensörümüz var. 2 megapiksel. Bunu yanlış söyleyen birçok insan var. Siyah beyaz monokrom çekim yapan ve bu çekimi normal ana kamerayla beraber yapan ve burada daha iyi ve daha net fotoğraflar çıkabilmesini sağlayan bir algoritma sağlayan bir kameramız var. Ve arkadaşlar 2 megapiksel de derinlik sensörümüz var. Çok fazla detaya girmeyeceğim, zaten detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız incelemede aktaracağım. Bu telefonun ön kamerası da yine herhalde en önemli şeylerden bir tanesi ön kamerası ve pop-up açılabilen bir ön kameraya sahip. Çok fazla bir şey söylemeyeceğim. 4000 mAh'de pil gücü var. Zaten pil performans testini yapacağız. Nasıl performans olduğunu bakacaksınız. Şurada gördüğünüz gibi Reno 2 Z yazısı yine her zaman olduğu gibi yanar döner bir şekilde karşımıza çıkıyor. Oldukça güzel. Telefonun sağında solunda Oppo yazıyor arkadaşlar. Ve siyah renkli bir telefonumuz var. Bu arada şurada e-mail numarasını kapatalım ve burada da işte teknik bazı bilgiler var. Bunları hemen şuradan kutuyu ilk defa sizinle açıyorum arkadaşlar. Evet. Hemen şunu attım ve gerçekten heyecanlandırdı beni. Yine Oppo'nun telefonları hakikaten heyecanlandırıyor ve yine karşımıza teknik dokümantasyonların olduğu arkadaşlar bir neyimiz var. Burada bir kutumuz var. Bunu hemen kenara koyuyoruz. Telefon bizi karşılıyor. Bu siyah rengini biliyorsunuz Hindistan'da inceleme şansına sahip olmuştum arkadaşlar. Şöyle açalım. Burada zaten ne diyor? Ultra Dark Mode diyor. Hakikaten bu çok iddialı bir Ultra Dark Mode var arkadaşlar. Bunu test edeceğiz. Ve nasıl bir performans olacak göreceğiz. VOOC 3.0 desteğiyle geliyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. 4000 mAh pil gücünü söyledik ama bunun 20 Watt hızlı şarj desteğine sahip olduğunu da belirtelim. Buradan hemen telefonu şu şekilde açalım. Her zaman olduğu gibi arka tarafta bir e-mail numaramızı var ve arkadaşlar telefon bu. Daha önce zaten bunu Reno 2'nin siyah rengini göstermişim arkadaşlar. Şurada sanki bir neon ışık varmış gibi bir algı oluşuyor. Çok ama çok güzel görünüyor. Biliyorsunuz bu Oppo'nun Q.dot denilen arkadaşlar bir mücevheri var burada. Bu biliyorsunuz bunun işte Neymar'la beraber hayatımıza giren bir şeydi. Hatta Find X'te gösterilmişti ilk bu. Ve bu telefonda da en üste konmuş. Bu şekilde yere koyduğunuz zaman kameranın çizilmesini engelleyen bir burada arkadaşlar mücevherimiz var burada gördüğünüz gibi. Telefonun kameraları burada dizili ve 48 megapiksel, 8 megapiksel geniş açı, 5 megapikseller, özür dilerim 2 megapiksel. Hemen monokrom sensör ve 2 megapikselde arkadaşlar derinlik sensörümüz var demiştim. Oppo yazısını görüyoruz. Yani telefon tasarımsal anlamda gerçekten de çok ama çok güzel görünüyor arkadaşlar. İnce bir telefon, kalın bir telefon değil. Özellikle şuradaki motorize arkadaşlar ön kamerayı merak ediyorsunuz diye düşünüyorum. O yüzden telefonun bu arada açılışını yaparken hemen kutuyu açmaya biz devam edelim. Telefon burada açıda dursun. Hem açılış süresinde kendiniz görmüş olacaksınız diye düşünüyorum. Oppo'nun Reno 2 serisinde gördüğümüz arkadaşlar bu yine çok kaliteli görünen bir kılıfı var. Yani bu kılıfı aldıktan sonra hakikaten herhangi bir kılıfa ihtiyaç duyacağınızı kesinlikle ama kesinlikle düşünmüyorum. Bu kılıfı gören birçok insan bu kılıfın arkadaşlar deri olduğunu zannetti. Yani hakikaten çok ama çok güzel duruyor. Özellikle şuradaki işlemeleri çok güzel görünüyor arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşüneceksiniz ama benim gördüğüm kadarıyla gerçekten de şu. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bunun deri olduğunu ben fark ettim desem size bana ne söylersiniz bilmiyorum ama bunun arkasının ben yapay belki suni deri ama bunun arkasında bir deri kapak var arkadaşlar. Bunu söyleyeyim ya bu kesinlikle ama kesinlikle suni bir deri var burada. Yani çünkü deri olsaydı haberimiz olurdu ama yani dikişi falan arkadaşlar bunun gerçek. Onu söyleyeyim. Yani herhangi burada bir ya valla o kadar kafam karıştı ki ya inanın bunu aldığınız zaman sizin de kafanız karışacaktır diye düşünüyorum. Yani
Hakikaten bu Oppo'nun bu işte yani ben hep söylüyorum ya işte yani kaliteye önem veriyorsunuz, kaliteye para veriyorsunuz. Burada yani anlayamadığımız bir materyalle karşı karşıya kalıyoruz. Yani şimdi ben ne desem ondan sonra bana diyorsunuz ki Oppo'cusun, şusun, bu. Abi kapağı bile adam öyle bir hale getirmiş ki kapağa bakıyorsunuz deri mi değil mi buna bile karar veremiyorsunuz. Bu kadar enteresan bir materyal kullanıyorlar. Çok güzel arkadaşlar. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Buradan da telefonu zaten yapılandıracağız. Tabii ki hızlı şarj aletimiz çıkıyor. Dediğim gibi burada 20 watt hız desteği, 20 watt hızlı şarj desteğine sahip bir SuperVOOC demeyelim arkadaşlar. SuperVOOC dersek yanlış bir şey olacak. VOOC 3.0 desteğine sahip. Keşke SuperVOOC olsaydı bu telefonlarda da. Umarım Oppo artık bu seviyelerde de bize SuperVOOC desteği sağlayabilir. Tabii ki çok gerçekten de kalın, oldukça kaliteli görünen bir tip C kablomuz var arkadaşlar. Bunun hemen baktığınız zaman burada yeşil bir şey var. Bu yeşil şeyin ne olduğunu biliyorsunuz. Oppo'nun rengi yeşil. İşte neden Oppo'nun bu şeylerin içindekiler yeşil falan filan diyen arkadaşlar var. Apple'dan kafalarını kaldırırlarsa belki bunları da öğrenirler önümüzdeki dönemde. Burada tabii ki bu kulaklıkları görüyoruz. Bu kulaklıklar hani baktığınız zaman bu Apple'ın AirPods'larına çok benzeyen arkadaşlar. AirPods'larına çok benzeyen kulaklıklar bunlar. Bu kulaklık yapısını çok uzun süreden beri test ediyorum ve çok başarılı kulaklıklar var arkadaşlar. Yani Oppo burada kesinlikle ama kesinlikle orta segment, üst segment, amiral gemisi, işte şu bu demeden bu kulaklıkları telefonlarına koymaya başladı ve ben bundan dolayı da firmayı tebrik ediyorum. Bu kulaklıkları bilmiyorum sever misiniz sevmez misiniz bilemiyorum ama kulak içine giren bu arkadaşlar küçük kulaklıklar uzun süreli kullanımda gerçekten de kulağınızı rahatsız edebiliyor. Bunun vermiş olduğu ses de çok ama çok güzel. Dediğim gibi dış sesleri de çok da rahat bir şekilde engelleyebilen arkadaşlar özel bir algoritmaya sahip bir kulaklık. Bu Oppo'nun kulaklığını bugüne kadar test etmediyseniz mutlaka mutlaka bir şekilde bunu test etmenizi öneriyorum. Ben oldukça beğeniyorum. Tabii ki burada neyimiz var? Bir de sim kartımızı çıkartmak için bir iğnemiz var. Telefon şimdi açılandı, yapılandırılır mı arkadaşlar? Biraz bakalım bu telefon bize ne sunacak en azından arayüz tarafında. Buna bir yakından bakalım. Şu açılıp kapanan kamerasını sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi kilitli ekran parolası ve parmak izi istiyor. Hemen bunları isterseniz kuralım ve şimdi baştan bir şifre istiyor tabii ki. Bu şifreyi girmemiz lazım. Hemen şifreyi giriyorum. Kendinize bir şifre oluşturun ve bu şifreyi mutlaka mutlaka unutmayın arkadaşlar. Bir parmak izi ekleyin diyor. Hemen dilerseniz telefonumuza parmak izi ekleyelim. Şunu söyleyeyim mutlaka mutlaka bu telefon tutuş açınızı çok iyi belirleyip bu parmağı bu şekilde yapın arkadaşlar. Yoksa dediğim gibi yani ciddi anlamda problem yaşarsınız. Bunu söyleyeyim. Yazım güncelleme, otomatik güncellememiz gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Yani bunu yeni bir Oppo telefonu ayarlayalım. Çünkü neden diyeceksiniz. Bunu zaten şu anda buluttaki yediği buna indirdim arkadaşlar. Şu an telefonumuz açıldı ve tabii ki bu ön kamerayı göstermek istiyorum size. Çünkü ön kamerayı çok fazla merak eden arkadaşımız var. Şu an arka kameraya geçiyor ve ön kamera bu şekilde çıkıyor. Şu ışıklı bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Işıklı falan çıkınca hakikaten oldukça da güzel görünüyor. Hatta dilerseniz şunu ışıkları kapatıp göstereyim. Evet şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arada şöyle söyleyeyim size farkında mısınız? Gece nasıl aydınlatmaya çalışıyor ön tarafı? Şu anda kamerayı gösteriyor mesela. Bakın şu anda hakikaten çok enteresan. Şu an bakar mısınız? Aydınlatmaya çalışıyor bakın şu şeyi. Ekranı görüyor musunuz? Valla yani ön kamera oldukça iyi görünüyor. Şu an görüyorsunuz bakın. Işık da falan oldukça güzel. Yani birçok insanın ben bunu beğeneceğine inanıyorum. Yani bu edge ekranların etrafında yanan ışıktan çok daha kaliteli ve çok daha gerçekten de uzay mekiği görünümlü olduğunu söyleyebilirim. Son dönemde kutu açılışlarımız gerçekten de enteresan bir şekilde arkadaşlar. Yani inceleme haline dönmeye başladı. Bundan dolayı ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Oppo Reno 2 Zen'le hep beraber incelemesine başladık. Oppo Reno Z'nin devam telefonu diyebileceğimiz ya da Oppo Reno 2'nin mi devam telefonu diyeceğimiz hangisinin devam telefonu olduğunu da çok bilemiyorum. Oppo Reno 2 ile sanki Z gerçekten de birbiriyle karıştırılmış ve ortaya böyle bir telefon çıkmış diye düşünüyorum. Telefon tabii ki çok ama çok güzel görünüyor bunu söyleyebilirim. İnce bir telefon değil. Oppo'nun telefonu zaten her zaman çok ince telefonlar yapmıyor Oppo. Zaten motorize bir burada sistem olduğu için de zaten çok fazla ince yapma mümkünatı yok. Ama bu arkadaki şu
ince mavi şerit o kadar güzel duruyor ki sanki arkada bir neon ışığı yanıyormuş gibi görünüyor arkadaşlar. Ve bunu maalesef ki maalesef bununla kapatmak zorunda kalıyoruz. Burada bence Oppo'nun hatalarından bir tanesi. Madem bu kadar güzel bir detayın var, bunu gösterebilmen lazım. Bu bence olmamış. Bence bunun mutlaka aralık bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kadar güzel bir detayı saklamak bence hiç doğru değil. Gerçekten çok güzel görünüyor. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadar. Pil testi ve incelemesiyle yakında karşınızda olacağız ve bu telefonun farklı arkadaşlar, özellikle çok enteresan bir pil performans testi bu telefonu yapacağım. Bununla beraber bu telefonla tabii ki farklı telefonlarla da karşılaşmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde görüşeceğiz. Hep beraber sizleri seviyorum. Yeni videolar görüşeceğiz. Bay bay.